Herkese yeniden merhaba, ben Engin. Dünyadan Hikayelere hoş geldiniz. Geçen de Other Lives'ın, hatırlayamadım, yeni bölümünde tekrar birlikteyiz. Devam edelim. Evet, nerede kalmıştık? Ne yapıyorduk? Bora nere? Oo, 70'ler, 80'ler mi? Bayan Nunez. Geri geliyor Bernard. Korkuyorum. Kendimden korkuyorum. Kafası güzel mi acaba? Nunez, bana bak. Bernard kimdi ya? Bernard bizim bildiğimiz Bernard mıydı? Ölen amcamız mıydı? Çok unutmuşum oyunu ya. Gözlerimin içine bak. Bir daha seni ele geçiremeyecek, tamam mı? Beni dinliyor musun? Ah, vakit nasıl da geçiyor. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim genç hanım. Lütfen bizde yemeğe de kalkar. Israr ediyorum, kırmayın bizi. Bunun için beni affedin Dawn ama bu ev hatıralarla dolu. Ve ben bir gün için katlanabileceğimden fazlasına maruz kaldım. Sizlerle yarın görüşürüz. Hoşça kal. Okey. Değişik bir giriş oldu. Ben de mutfağa gideyim bari. Oo, yemek var. O zamanlar epey ufak olmalıyım. En fazla 4-5 falan. Moralimin bayağı bozulduğunu hatırlıyorum. Çünkü bütün o uzun boylu yetişkinlerin arkasından aslanları hiç göremiyordum. Ağzını kapatıyordu. Sonra benden pek de öyle uzun olmayan Thomas aniden beni kaldırıp omuzlarına alması mı? İşte o an hayvanları mayvanları unutuverdim. Büyüleyici bir çocuktu. Parıldayan zırhının içinde gerçek bir şövalyeydi o. Bu kaybolan... Ne güzel. Kaybolan kardeşleri galiba, değil mi Thomas? Öyleydi. Oh, tekli bitirdi vallahi. Bir Thomas hikayesi daha. Niye öyle dedin lan? Bence iyiydi. Oo, yemek geldi. Madame Leonora aradı mı? Peki. Aspen. Kes şunu. Ne var lan azıcık? Hindi yesen ben de. Hayır. Shane, sende durumlar nasıl? Chicago'da hayat nasıl? Fevkaladedir, ne olacak? Buzlar Kraliçesinden aksi beklenir mi? Biliyor musun Dawn? Bu aslında onun lisedeki lakabıydı. Liam, keyfin yerinde bakıyorum. He? İşte nefes alıp veriyoruz şey. Anladım. Anladım. Ufaklık nasıl peki? Onu aldığım yeni pusette rahat etti mi? Harika bir aile ya. Aspen. O da mı olmadı? Ha, Aspen. Ne yapacağız?
Çocuk sen ver bari ya, ayıptır. Bir daha deneyeyim. Ha, Aspen. Her türlü buradayız. Burada bir şey yapmamız lazım. Başka bir şey var mı? Yok, ipuçlarına gerek yok canım. Çözeriz. Ha, kafayı eğdiği zaman girebiliyormuşum. Okey. Çocuklara şimdi. İşte kudretli Vilasoros Rex geliyor. Eddie. Aspen o masadan indirir misin lütfen? Ya azıcık bir hindi yedik ne olacak diye. Hayatım mı? Hiç ev hakkında düşünme fırsatın oldu mu? Ne olmuş eve? Demek istediğim bu mevzuyu konuşmamız gerekmez mi? Zaten konuşmadık mı? Bir karara vardığımızı hatırlamıyorum şey. Şu işi bir halledebilirsek endişelenmemize de gerek. Diyorum ben yanındayken hiç endişelenmen gerekti mi? Vay be. Herkesin nasıl da arkasını topladığını İşittiğim ilk andı kesinlikle. Aa, madam aradı mı? Shane, ne oldu? Eğer bu senin için böylesine bir külfetse, evi satalım gitsin işte. Tek istediğim ailemle huzurlu bir akşam yemeğiydi. Şu hale bak. Meğer kurtlar sofrasına oturmuşum. Alfa kurt kim acaba? Çok merak ediyorum. Yeter! Yeter! Bu saçmalığa daha fazla tahammül etmeyeceğim. Bir ölüler şehri. Ah, teyzem deliriyor. Ve o muydu bedeli? Hop. Ya Allah. Her zamanki gibi büyüleyicisin abla. Çenemizi kapayalım ve yemeğimizi yiyelim. Anlaştık mı? Ah. Hayır. Hayır. Nasıl gireceğiz? Bunu yapınca her türlü buradan gireyim. Hayır. Burada bir şey var mı? Kes şunu. Sana karşı benim kadar sabırlı olmayacaklar. Ha. Peki. Ha? Bu nedir? Sinsi. Sinsirella. Hadi şu hindiden verin artık lan. Benim bile canım çekti. Yine geri geldik. I am bitches. Hadi. Lanet kediyi çıkar şuradan. Bir ölüler şehri. Ne? Çocuğu bunun için mi kurban ettin? Hayda. Gladly diye herhalde de. Memnuniyetle. Ortam fazlasıyla seksi andıra döndü zaten. Hadi gidelim kız. Hindiden de bir parça alaydın iyiydi. Aa. Bu da burada içiyor. Murray.
Ta kendisi evlat. İyi misin? Bizim eski toprak MacArthur'un bostanından bir elma gibi şahane. Sen? Bayat bir çikolatalı kurabiye kadar tadım yok. Nasıl yani? Boş ver. Ben içeri dönsem iyi olacak sanırım. Murray? Sen Bayağıdır buradasın değil mi? benim Aptalca bir çocukça olduğunu biliyorum ama sence bu evin lanetli olma ihtimali var mı? bak kızım. Lanetli olan mekanlar değil, insanlardır. Teşekkürler Mary. Peki, iyi bak o zaman kendine. Ama. Ne yapıyorsun lan it? Bu neymiş? Defol illet yaratık. Ona dokunursan derin diri diri yüzerim. O zaman sinsilik. Aa. Oo, ona ne cüretle dokunuyor? Sakın ona yaklaşma. Duyuyor mu beni? Yaklaşmayacağım. Tekme mi attın lan sen bana? Senin bir şey yapamıyorsun. Hangi cehenneme kayboldun göre? Bunu da öyle seslendirdim, pardon. Bu kadar mıydı bu? Burada bir şey var mı? Yok. O zaman gidiyorum. Gireriz. Götür. Bunu benim için söndürebilir misiniz Bayan Nunez? Nunez, sana söylüyorum. Bu evde kimileri beni evin bir ferdi, familia olarak kabul eder. Kimileri ise basit bir hizmetçi olarak. Bense herkes için yemek yapıyorum. O manada söylemedim. Feride ailesini biliyorsan aspen karanlıkta görebilir. Ne oluyor? Elektrik kesintisi mi? Biraz korkutalım o zaman. Normal mi peki? Buraya basamıyoruz mu? Buna baktık zaten. Eski emlet olsa değil mi? Murray halleder yakında. Kesin halleder. Nedense o konuda şüpheliyim. O bile karanlığa tahammül edemez. Bu evde değil. Tamir edecektir. Korkulacak bir durum yok. Tamam, gidiyorum. Evet. Anne, eğer av odasındaki hayaletler üzerimize gelirse, onları alev silahıyla yakabilir miyim? Değil, bu abes fikirleri kardeşin aklına sen mi sokuyorsun? Yapma anne, herkes alev silahının hayaletler üzerinde işe yaramadığını bilir. Değil. Yaramaz mı? Peki ya bazuka? Değil. Hayır, öncelikle onları bir oha şeyle çağırman lazım. Fare. Ürkütücü bir oyuncak ve bebeğin içine hapsetmen lazım. Anne, bir Vicu tahtası alabilir miyiz? Canatım, bu konuda söyleyecek bir şeyin yok mu?
Yok galiba. Ne oluyor? Çocuklar sakin olun. Cebimdeydi. Şu rüzgar da tam zamanını buldu hani. Tıpkı av odasındaki gibi. Ben farenin peşine düşeceğim vallahi. Nereye koydum ki? Dalga mı geçiyorsun lan sen benden? Aa, yakaladım. Lan yine kaçtı. O en diyor tarafı patak kadar bıcık bir şeyler diyor ama yapmadım. Yıldırdı kendini kaybetti. Hayda. Buldum. Yerin dibine bat seni yaşlı şişko. Görüyorum. Görüyorum kaba bir mizah anlayışın var. Tam da senden beklenecek kalitede. Hayda. Çık lan dışarı. Beyefendi kapıyı açar mısınız? Kim bunlar? Bizimkiler mi? Bu kadarcık mı? Mezarın ötesinden gelen ruhlar yok mu yani? Peki Edi'ye musallat olacak hayaletler? Demek ürpermek istiyorsunuz. Size masum yeğen kanına susamış kanlı dayının dehşetengi öyküsünü anlatayım öyleyse. William lütfen sarhoş olmayı keser misin? Will kimse kız kardeşine musallat olmadı ve lütfen bu tarz batıl şeyleri evin dışına tutalım. Ama abla batılı bu evden uzak ne? Biliyorsun değil mi? Uzak tutulamaz mı diyor. Defalarca duyduk o sesleri. Değil mi? Daha çocuktum. Ama koridorda yalnız başıma yürüdüğümü hatırlıyorum. Senin bu deli saçması çocukluk sanıların. Çocuklarımı etkilemesine müsaade etmeyeceğim. Parkelerin gıcırtısını hala duyarım. Ev sanki bana bir şeyler söylemeye çalışıyordu. Ve ansızın duydum onu. O. O uğursuz ilahi. Şu anda da duyuyoruz ya. Aha. Sıyrılıp Deccal'in aldatmacalarından. Baba, lan bu şey mi kurmuş anasını satayım? Kalt mı kurmuş? Tarikat mı kurmuş, ne yapmış? Gayipte ebedi huzuru tadacağız. Ha, bunu okuduydum bak. Çeker kürekleri kayıkçı. Açarak göğsümüzü nefretin hançerlerine.
Hısmımız arasında hak ettiğimiz yeri alacağız. Çeker kürekleri kayıkçı. Pişmanlığın hayaletlerinden arındırıp ruhumuzu, rehberimiz olan ışık ile bu tiranlığı yakacağız, yıkacağız. İkisi de olur. Çeker kürekleri kayıkçı. En nihayetinde dönüşeceğiz. Yarattığımız her şeye. Yarattığımız her şeye. Hala buradasın değil mi? Artık kafa gitmeye başlamış bundan. Neye bakıyorsun? Babasıyla konuşuyor. Gördüğün şeyi beğenmiyor musun? Suratındaki o sarıtışı görebiliyorum. Sen benim kör olduğumu mu zannediyorsun? Benden daha iyi olduğunu mu düşünüyorsun? Kapa çeneni. Hep söyleyecek bir şeyim var, değil mi? Olmadığı vakitlerde bile hala orada. Gözlerinde. Artık onunladın işte. Mutlu musun? Bana huzur ver artık Beydiyar. Düş artık yatağım şu yakamdan. Bana bu huzur ver be artık Beydiyar. Hala buradasın değil mi? Tamam, bunda başka bir şey yok belli ki. Düş artık. Aa, teyzeme bak lan, ne kadar hızlı hareket ediyor. Ne oldu kız, ne geliyor? Kandaşlarım, size son kez söylüyorum. Kehanette söylendiği gibi. What the fuck? Yazıtlarda aktarıldığı gibi. Cassandra Blackwell tekrar yükselecek. What? Biz karanlıkta görmüyor muyduk lan? Burası çok karanlık. Ölü diriltmeye tek geçerli seçenek gibi görünüyor. Doğan ablam? Hayırdır? O eski ve toslu büyük kitabında başka neler var? Bir yolunu bulamazsan o kadar çok şey kaybedilecek ki. Allah Allah. Sayılır Deccal'in aldatmacalarından. Oy. El nihayetinde dönüşeceğiz. Teyzem yine koşturuyor. Teyze, sen de her girdiğin yerden kapatacaksan böyle olmaz ama. Kaldık mı burada? Teyze. Ah. Diğer tarafından yapayım. Her türlü buradan yapayım. Ha, şunu mu düşüreceğim? Ya da buradan atlasam. Hoppa. Hayda. Bu taraf yok, burası var hocam. Allah, kaydık lan.
Haydi bakalım. Gülüyor mu lan sen bana? Manyak mısın birader sen ya? Sıkıntılı mısın? Ne oldu? Bir şey çıkıyor ama. Çok kısa süreli çıkıyor. Allah Allah, bir bozukluk mu var ya? Bak çok kısa bir gelip gidiyor. Ha, geri dönebiliyorum. Allah. Anlamadım ben bunu. Ha, önceden atlamam lazım, öyle mi? E yine geldik buraya. Oğlum bu ne saçma bir şey ya? En aşağıdan gidelim. E yine kaldık burada. Allah Allah. Ne olması gerektiğini anlamadım yani. Bunu döndürebiliyordum ya. Burada bir bokluk var ya. Şu an anlayamadım cidden bunun neden olduğunu. Yukarı aşağı gitmiyor. İleri gitmiyor. Ne olacak böyle? Yani şurada gidiyor ama burada gitmiyor. Bak burada yukarı aşağı gidiyor ya. Ha, gözden kaçırmamam lazım, öyle mi? Benim anladığım o. Gözden kaçırırsak tıkanıyoruz. Kaybediyoruz arkadaşı. Burada bir şey var mı? Yok. Yine mi? Ay. Ha, bu sefer de bundan kaçmam lazım. Vay arkadaş. Lan yukarı çıkaydın iyiydi. Ha. Enteresan. Enteresan bir bölüm olmuş. Kaç kere daha yapacağız oğlum biz bunu?
Sandığa takıldım. Kim buldu bizi? İşte buradasın. Seni küçük hergele. Asmen oraya nasıl girebilmiş ki? Of başım, biri beni öldürsün. Onlar oradan kaçamazsın. Dene 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 kurtulamazsın işte. Bay Murray, bu ölüm tuzağının varlığından haberdar mıydınız? He. Ölüm tuzağı. Ha. Murray evrenin kararsızlık prensibi. O nedir? Bu çocuklar için tehlikeli olabilir. Çocuklar derken? Millet. Bay Murray, bu kırık parkenin varlığından haberdar mıydınız? Ha, diyecek herhalde yine. Kırık yok abla. Babanız onu bizzat kendisi koydu. Millet. Babam mı? Neden böyle bir şey yapsın ki? Bu acaba tuhaf davranışlarıyla ilgili olabilir mi? Millet. Galiba tapuyu bulduk. İlk günü bitirmişiz. Hısmımız arasında. Buraya da bir yaşayalım da. Anne, doydum. Ha, Edin'i küçüklüyor. Şimdi normalde videoyu bitirecektim de belki bir sonraki videoda bu bölümü göremeyiz diye burada göstermek istiyorum. Diğer tarafta tekrardan görürsek oradan da tekrar devam ederiz. Anne, doydum. Edin'in küçüklüğü bu. Bir 13 desek bir 10 sene, 10 sene öncesi falan diye düşünüyorum. Şimdi kedi işiyle oynayabilir miyim? Belki daha sonra tatlım. Aşkım, çocuğu bırak da biraz eğlensin. Üzgünüm. Ortamda çok zararlı mikroorganizma var. Senin ufaklığa neden minimini bir astronot elbiyesi almıyorsun? Hani olur da dünya mikroplarına temas falan ederse? Çok komiksin baba. Bezelye fırlattı kafasına. Baba, çocuğuma sebze fırlatmayı acilen bırak. O minik uzaylının dünyada yedeceğin bezelyelere karşı bağışıklığını test ediyordum. Ah, sakinleş mon amour. Babam ortalığa sebze fırlatırken nasıl sakin olmamı? He? Mon amour? Sen ne zaman Fransızca konuşmaya başladın? Akşam yemeği bitene kadar beklemek istedim ama madem sordunuz... Bildiğiniz gibi bir süredir sanatla iç içe bir yolda gidiyorum. Gerçek bir aktör olma yolunda da diyebiliriz. Ve nihayet kariyerime göstermiş olduğum adanmışlık meyvesini veriyor. Kendisi eski bir Fransız yeşilbereli. Ayrıca gündüzleri paleontolog, geceleri şarap gurmesi olan Alexandre Galland rolünde başroldeyim. Küresel stüdyolarının yeni hiti. Kıyamet ve dinozorlarda. Vay William, şaşırttın beni. Bu güzel bir sürpriz. Bize bak, halimize bak. Tebrikler kardeşim. Bir dinozor filmi mi?
İtiraf etmeliyim ki bu kulağa süper havalı geliyor. Süper havalı. Vay vay vay, aramızda ne şöhretler varmış. Zamanla Jonathan. Hadi afiyet olsun. Umarım zamanla o da olur. Aa, olmamış galiba. Filmden bir replik var mı aklında? Bize ufak bir fragman yapsana. Başarısızlık mı? Bak Monamu. Ne aşkta ne savaşta. Doktor Galang uğratmaz hayal kırıklığına. ...18 Kasım 2010, Hartford City. Okey. Burada bölümümüzü bitirelim. Çünkü zaten yarım saat, belki 40 dakika olmuştur. Yeterli bir uzunluğa ulaştık. Enteresan bir bölüm oldu. Bir sürü farklı şey gördük yine. İlk günü bitirdik. Bakalım önümüzdeki bölümlerde neler yaşayacağız. Bir sonraki videoda seride, oyunda ya da hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.